merhabalar. Yine Sultan Gazi Spor'dayız. Halil Başkan'la birlikteyiz. Başkan nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Hoş geldiniz. Başkanım, yine böyle seri sorular soracağız. Çabuk bitireceğiz programı. İzleyici de sıkılmasın. Yani daha önce de söyledim. Yani aklınıza takılan bir şey olsa %100 şeffaflık dedik ya. %99 değil, %100 şeffaflık olacak. Sultan Gazi Spor inşallah. Ben ilk soruyla başlayayım başkanım, müsaade ederseniz. Transferleri paylaşmaya başladınız, yapmaya başladınız. Evet. Transferleri de paylaşıyorsunuz. Semtin çocuklarından oluşacak kadro muhtemelen. Yalnız ben sorayım, semtin çocukları bu yükün altından kalkabilir mi? İlave edeyim bir şey daha. Transferleri paylaştıktan sonra sosyal medyadan gelen, işte birebirden gelen geri dönüşlerde bazı tereddütler var. Bu tereddüt sahipleri haklı mı? Şimdi Hüseyin Bey, semtin çocukları bu seneki sloganımız. Onu söyleyelim baştan. Aşağı yukarı biz 30 kişilik bir kadro kuracağız. Bizim hedefimiz %60'ı, %70'i semtimizin çocuklarından oluşacak. Açıkladığımız transferler içerisinde Ümit Kocabaşı'yı açıkladık. Ümit Kocabaşı'nın geçmişi malum. Tabi daha geçen sezon takımımızda oynamış çocuklarımız var. Onları açıkladık. Daha bombasını söyleyeyim o zaman ben size. Altyapımızdan bu sene 11-12 tane futbolcumuzu A takımı kazandıracağız. Transferlerimiz devam ediyor. Yine sloganımızda arkasındayız. Semtin çocukları diyoruz. Bize gelen aşağı yukarı 40 kişilik bir liste var. Bunların içerisinde ikinci lig oynamış topçular da var. Üçüncü ligde anlaşma yapmış. Başkanım isterseniz anlaşmayı feshedip yani gelebilirim, para problem değil, yeter ki hani bu sene olsun diyen, biz de onlara hani siz ekmeğinizi kazanın çünkü ciddi paralara transfer yapmış çocuklarımız var. İhtiyaç duyarsak daha sonraki senelerde sizleri de katacağız dedik. Sorunuza net bir cevap veriyorum. Bütün Sultan Gaziler bunu duysun. 600 bin nüfusumuz var bizim. Semtin çocuklarının arkasında hiç kimse durmasa bile Osman Cengiz ve yönetimi sonuna kadar arkasında duracaktır. Ancak parantez açarak söylüyorum. Tabii biz bu çocuklarımızı, yetenekli çocuklarımızı kadroya kattık. Bizim bir de teknik ekibimiz var. Antrenmanlarda, kampa gideceğiz, kamp dönüşlerinde falan. Mutlaka ki yetersiz olanlar olacaktır. Bal ligi çataçat çok sert bir lig. Biz bunun farkındayız. Mutlaka işlerinden hocam hani bu sene kalsın, bunlar kadroda olsun diyecek insanlar da olacaktır. Onu da biz biliyoruz. Hocamıza da biz bunu söyledik. Tamam dedi. Ama biz yürekten inanıyoruz. Buna net söylüyorum. Yürekten inanıyoruz. Bu semtin çocukları bu işi başaracaklar. Buna inanın, buna güvenin, biz güveniyoruz. Bir parantez daha açıyorum size ben. Sultan Gaziler müşteri olsun. Osman Cengiz Başkanım şu an mesaisinin ve ekibi mesaisinin %70'ini şampiyon olacak kadro üzerine kuruyorlar. Tabii biz bu bombaları da açıklayacağız. Yani şimdi size gelen bu soru ya da sosyal medyadan gelen bu şeyler, söylemler, duyumların biz farkındayız. Birincisi, Sultan Gazi'de, Sultan Gazi'lere güvenmeyen bir insanın bu ilçeye aidiyeti yoktur arkadaşlar. Net söylüyorum. Aidiyetiniz varsa kendi çocuklarınıza sahip çıkın. Bu takım, yani futbol takımları nasıl şampiyon oluyorsa, semtin çocukları alkışlanıyorsa, küme düştüğünde de yine semtin çocuklarına biz sahip çıkacağız. Bakın biz küme düşmeye bir takım kurmuyoruz. Altını çize çize söylüyorum. Osman Cengiz Başkanım ve biz aldığımız karar doğrultusunda şu an gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Kendi çocuklarımızı bir tarafa yazıyoruz. Alabileceğimiz çok iyi transferler var. Bunları zamanla duyacaksınız. Çoğuyla da prensipte anlaştık. Ama söyleyemiyoruz. Söyleyememe sebeplerimiz var. Mesela semtin çocuklarımızdan bir tanesini söyledik. Kafkas'a götürdüler. Ve kendisini aradık. Çocuk 50 kere de özür diledi bizden. İnegöl, Kafkas çok iyi paralar teklif ediyorlar. Vedat Çıkır'ı aldı götürdü. Biz anlaşmıştık kendisiyle. Stoperdi biliyorsunuz. Bir önceki sezon alamamıştık. Götürdüler. Dolayısıyla müşteri olsunlar.
Biz şampiyonluk haricinde hiçbir takım kurmak istemiyoruz. Hedefimizde şampiyonluk var. Ama semtin çocuklarına laf etmeye gelince hiç kimseye müsaade etmeyiz. Biz bu çocukların sonuna kadar arkasında duracağız. Ama kendileriyle yapmış olduğumuz görüşmede de Adem Bey net söyledik. Biz sizi kadroya dahil edeceğiz. Hocamızın önüne koyacağız. Formayı siz alacaksınız. Bir oyuncu havuzu olacak anladığım kadarıyla. Formayı siz kapacaksınız. Biz değil. Hepsinin bize söylediğini mi? O başkanım diyor. Yani bu sene o zaman çataçat bir forma savaşı olacak. O savaş sizin. Ama biz sizin arkanızda sonuna kadar duracağız. Yine duracağız. O söylemleri yapanlar, o sosyal medyada paylaşan arkadaşlar da bizim arkadaşlarımız. Sultan Gaziler zamanı geldiği zaman bu insanların isimleriyle beraber, zikirleriyle beraber Sultan Gazi'ye olan aidiyetlerinin ne kadar olduklarını hepsini görecekler. Biz aidiyetimiz yüksek, çocuklarımıza güveniyoruz. Başkan, yeni transferlerin olacağını söylediniz. Bir de kuracağınız takımla ilgili kısa bir bilgi verir misiniz? Nasıl bir takım kuracaksınız? Elbette ki görüştüğümüz çok iyi oyuncular var. Prensipte anlaştığımız oyuncular var. Şu an Bal Ligi'nde 200'ün üzerinde takım var. Şimdi bu çocukların isimlerini biz zikrettiğimiz an birileri aracılarla, menajerlerle falan araya girip bu çocukların beyinlerini çalıyorlar. Yani biraz fazla para verdikleri zaman çocuklara farklı ümitler vaat ederek götürüyorlar. Vedat Çıkın örneğini verdim ben size. Evet. Çok iyi oyuncular var, ben öyle söyleyeyim sana. Yani geçen sene izlediğiniz takımın üzerinde çok çok iyi oyuncular var. Bugün açıklarsak olmaz. Tabii bizim bir imza törenimiz olacak. O imza töreninde biz sizi çağıracağız. Yani bu çocukları Sultan Gazilere de şey yapacağız, siz söyleyin, takdim edeceğiz. Ama yine söylüyorum, semtin çocuklarını açıklıyoruz, ondan yana sorun yok. Semtin çocuklarına sahip çıktığımızı söylüyoruz. Biz hiçbir zaman için, daha önce de şampiyon olan kadroyu kurduk biliyorsunuz. Evet. Hiçbir zaman için, yani hedefi olmayan bir takım kurmadık. Yine hedefi olan bir takım kuracağız. Kimseye kulak asmayacağız, yani böyle daha önce de ya hangi yönetim gelirse gelsin, o konuşan arkadaşlar konuşuyor zaten. Söyledim ya, aidiyet çok farklı bir şey ve çok iyi transferlerimiz var. Osman Başkanımız da sağ olsun Türkiye'yi şöyle bir karıştırıyoruz yani. Öyle iyi transfer. Prensipte anlaştığımız 5-6 tane çok üst düzey topçumuz var bizim şu an. Ha, Ümit Kocabaş da onlardan biri. Ümit Kocabaş semtin çocuğu olduğu için açıkladık yani. Semtimiz bilsin. Bunu merak etmeye devam edeceğiz. Merak edeceksiniz. Merak etmenizin sebebini de söyledik yani size biz. Evet. Başkanım, geçen sohbetimizde şeffaflıktan söz ettiniz ama. Evet, %99 değil, %100. Neden böyle bir şeffaflık açıklaması yaptınız? Şimdi şöyle Hüseyin Bey, bazı bize de gelen duyumlar var. Yani geçmişte biz daha önce burada yöneticilik yaptık. Biz kulübü her şeyle tertemiz halde bir sonraki arkadaşa bıraktık. Şimdi yine geldik. Yine geçmişteki pürüzleri açıklamayacağım. Yani o polemiğe girmeyeceğim. O pürüzleri yine temizledik. Şu an yine tertemiz halde spor kulübümüzün Sultan Gazi'nin malı olduğunu onlara biz hissettirdik ve her defasında söylüyoruz. Biz iş adamıyız arkadaş. Kulüpten bir gelirimiz yok. Ama Sultan Gaziler için eleğimizi taşın altına koyuyoruz. Bunu da insanlar bilsin. Sultan Gazilerin malını kimseye peşkeş çekemez. Sultan Gazilerin bu tesisi, sizin de bir tesisiniz var doğru mu? Bir yöneticisiniz. Bu tesisi bütün her şeyiyle, yani futbolcu transferlerinden tutun, yönetim giderleri, işte personel giderleri ve gelirlerine kadar her şeyi şeffaf hale getireceğiz ki insanlar yarın öbür gün bizim arkamızdan konuşmasınlar diye. Şu anda biz hiçbir polemiğe girmiyoruz ama bize özel sorular gelirse hiç böyle sosyal medyadan değil de bilgisiyle, belgesiyle, şahitleriyle sizin önümüze koyarız. Bundan yana hiç şüpheniz olmasın. Bizim şeffaflıktan kastımız bu. Yani perde arkasında bir şey yapmayacağız. Her şeyi açık ve aleni yapacağız. Bütün yönetim şekli nasıl gerekiyorsa Sultan Gazilerin bilmesi gerektiği şekilde yapacağız ki yani bir gün bizim arkamızdan farklı şeyler konuşulmasın diye. Biz bundan dolayı şeffaflık dedik. Yine de söylüyoruz, 99 değil 100 şeffaflık olacak diye. Başkanım, dünyada yaşanan küresel bir enflasyon var. Geçen seneki sezonda bu dönemi değerlendirdiğimizde futbolcuların talepleri ne oluyor kulüpten yana? Maddi anlamda ve manevi anlamda bir istekleri değişti mi?
Ona ben bir ilave de yapayım başkanım. Şimdi Sultan Gazispor yıllardır tercih edilen, futbolcular tarafından tercih edilen bir kulüp. Bu dönemde böyle bir şey var mı dışarıdan, yani işte Anadolu'dan, gerekse İstanbul'dan ama... Ya çok enteresan bir şey var. Yani bu sene belki de öyle oldu. Biz tabii yazıyoruz. İnanılmaz bir talep var şu an Sultan Gazispor'a. Yani ben diyeyim 50, siz deyin 100 kişi. Ve bunların çoğu bal 3. lig topçuları. Hepsi arıyorlar. Ya başkanım, işte sosyal medyadan bana özelden yazanlar var. Siz bir paylaşım yapmışsınız herhalde. Ben altına yorum yaptım. Oradan var, istiyorsanız gösterebilirim. Başkanım, işte biz de gelelim. Biz de hani belki sizin semtten değiliz ama Bayrampaşa'danız, Gazi Osman Paşa'danız gibisinden. Ya Sultanahmet'te sizin geçmişte yapmış olduğunuz yönetim şeklini, başarıyı biliyoruz. Hakikaten de biz kimseye borç bırakmadan futbolcularımızın yani kalan en bir TL delik parasını dahi verdik, ödedik, gönderdik. E tabi bu da iyi bir izlenim. Sultan Gazispor açısından iyi bir izlenim. Biz nasıl söyleyeyim, tabi çok talep var ama bu talepleri, dışarıdan gelen taleplerin hepsini hocamızla birlikte analiz edeceğiz. İnanın buna müşteri olun. Çok var yani. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu an inanılmaz talep var. Bir de herhalde sizin de katkınız var bu işte. Çok teşekkür ediyorum. Yok, Sultan Gazispor'un... Yayınlıyorsunuz. Evet. Şimdi bugün de mesela geldiniz, yayınlıyorsunuz ya bunları. Yani bu röportajı izleyen, programı izleyen ya da bir şeyler duyan sosyal medyadan falan arıyor. Başkanım ben şurada oynadım, başkanım ben bu takımla oynadım, başkanım ben buyum, başkanım bir gelin, başkanım sorun bizi falan gibi. Da geçmiş senelerde yöneticilik yaptığımızda böyle bir şey yoktu ama bu sene inanılmaz bir şey var. İstek, arzu var yani Sultanahmet'te oynamak adına. Biz de bundan memnunuz ama tabii futbol takımı biliyorsunuz. Yani 24 kişi maksimum 30 kişiyle oluşur. Bunun akabinde kadro 18 kişilik, sahaya çıkan 11 kişi olacak. Bunlar da işte en iyilerini seçmeye çalışıyoruz. O bize talepte bulunan arkadaşlarım hepsine de ayrıca bilfiil çok teşekkür ediyoruz. Yani bize ve Sultan Gazi'ye özellikle kendinizi boş verin. Sultan Gazispor'a göstermiş oldukları bu ihtimam ve şeyden dolayı, siz söyleyin, teveccühten dolayı da kendilerine ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah o görüştüklerimizden birkaçını da kadroya katacağız. Mesela kaleci konusunda özellikle bu sene inanılmaz kıyasıya bir savaş olacak. Çok da herkesin bildiği Bal Ligi'nin en iyi kalecilerinden biriyle de anlaştık zaten. Alttan gelen de iki tane kalecimiz var. Bir tane daha kaleci alacağız. Dört kalecili lige gireceğiz. Sultan Gaziler sanmasın yani biz şey değil. Belki de her mevkide 4 adamımız olacak yani. Bunu bilin. Kıyasıya bir forma savaşı olacak. Bunu net söylüyorum size. Bunun üzerine sorayım ben. Sultan Gazililer müşteri olsun dediniz ya. Evet. Geri dönüşlerden söz ettiniz. Açıkladığınız transferlerden size geri dönüş nasıl Sultan Gazi'den? Yani açıkladığınız ya transferler... Şöyle, bizi bilen, yani Osman Cengiz'i, Halil Poyraz'ı, işte yönetimdeki arkadaşları bilen gerçekten samimi insanlar semtin çocuklarına sahip çıktığımız için teşekkür ediyorlar. Arayan var, yazan var. E tabi şey var, şimdi her yönetimin seveni var, sevmeyeni var. E şimdi bizim yönetimle, benim kimseyle kişisel bir sorunum yok Sultan Gazi'de. Osman Cengiz'in de yok. Ama bizim duruşumuzdan rahatsız olan bir takım şahıslar ve kişiler var. Bunları tanıyoruz, biliyoruz. Hepsi zaten belli. E biz bu arkadaşları da aslında seviyoruz. Bir dışlarımız, isimlerini de vermiyoruz ama yani birazcık aidiyet olsun ya. Birazcık semtin çocuklarına güvenin ya. Yani dalga geçen, yani ben görüyorum sosyal medyada kahkahalar atan, dalga geçen veyahut da silmişler yorumları, da niye sildiler onu anlamıyorum. Ben aslında bütün eleştiriler, eleştirisel yorumlar altında kalabilir. Tamam mı? Yorum yapıyorlar. Bu takım kümeye bile zor kalır. Yani gibisinden falan yapın. Ama şunu yapın. Yani siz kendi çocuğunuza nasıl güvenmezsiniz ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bugün profesyonel liglerde oynayan topçular illa bir mahalleden, bir semtten, bir yerden çıktı ya. Ya bizim de 15 tane mahallemiz var arkadaşlar. Yani burada iki tane bal takımımız var, süper takımlarımız var, birinci, ikinci amatör takımlarımız var. Şeyimizde, siz söyleyin, ilçemizde birincilikte, ikincilikte, üçüncilikte profesyonellerde oynayan topçularımız var. Ya bir güvenin arkadaşlar ya. El alem güveniyorsa biz niye güvenmiyoruz ya? Ya net bir şey söylüyorum bakın. Biz şampiyonluğa takım kuracağız. Velev ki kuramadık. Semtün çocuklarıyla çıktık. Yani öyle bir ihtimal düşük. Bu takım 12 senedir baldı arkadaşlar. Bugünün, az önce şeyden, enflasyondan, şeyden bahsettiniz ya, küresel krizden. Bugünün değerleriyle
12 senede harcanmış paranın ortalama 50 milyon olduğunu tahmin edin. Evet. Ama bir tık ileri gidemedik. Hı. Bunu semtin çocuklarıyla da yapabilirdik. Evet. Farz edin ki semtin çocukları düşürdü. Takımı düşürdü değil mi? Ne olacak, semti mi terk edecekler? Soruyorum size. Tabii ki etmeyecek. Biz gene arkalarında duracağız sonuna kadar. Hı. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Sen kendi evladını güvenmez misin? Sen güvenmez misin? Biz güveniyoruz sonuna kadar. Çünkü o fırsatı vereceğiz ve inanın ileride, ben bunu net söylüyorum, ileride büyük takımlarda oynayan çocukların çoğu Sultan Gazi'nin çocukları olacak. Bakın buna diyeyim. Çünkü Süper Lig'de takım yöneten semtimizden çıkan Mustafa Dalcı var mesela, Ankara Gücü. Tabii. Başında. Yani Mustafa Dalcı hocamız Gazi Mahallesi. Evet. Peki bunun semtimizden kaç kişi biliyor? Ankaralılar güvenmiş. Hayır ama şimdi bakın, bizim öyle topçularımız var. Bak, ben net söylüyorum. 550 bin liraya profesyonelde 3. ligde transfer yapan futbolcumuz bizi arıyor. Başkanım diyor, para pul önemli değil. İsterseniz diyor, ben semtime geleyim diyor. Şimdi vicdanen bizim buna verdiğimiz cevap şu. Ya güzel kardeşim, ben seni anlıyorum. Duygularını da anlıyorum ben senin. Yani şimdi bizim sana vereceğimiz rakamlar zaten, üst limitlerimiz belli. Sen orada paranı kazanmaya başla. Daha yeni başlamışsın paranı kazanmaya. İhtiyaç duyarsak çağırırsan, benim semtimin çocuğu, ben para kazanmasını istemem mi? Mutlaka. Yani böyle ki bir tane daha var 2. ligde. 65 bin dolara transfer oldu. Başkanım ya böyle bir açıklama duydum ama yani duygulandım dedi. Yani benim hani ben burada oynuyorum ama dedi, işte şey var, isterseniz yani nasıl katkı sunabilirim? Ben de bir katkı sunmak istiyorum falan. Dedim ya kardeş, senin katkın ne olur biliyor musun dedim. Bize dedin iyi çocuklardan birkaç tane hani varsa yönlendirebilirsen, semtten bildiğim falan, onları yap. Sen dedim işine bak dedim. Sen para kazanmayı, biz seninle gurur duyuyoruz dedim. Üçüncü ligdeki de öyle, birinci ligdeki de öyle. Var birkaç tane öyle topçumuz. Semtimiz bunu bilmiyor. Bu çocukların ismini açıklasam kahraman ilan ederler. Bakın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Adam o rakamı bırakıp gelebilirim başkanım. Ben bunu duygusal manada belki söylüyor ama net söylüyor. Aidiyet duygusu ise. Aidiyet duygusu. Ama bir de öbür taraftan hiçbir kulübe yani faydası olmayan, maçlarına gelip arıza çıkaran, işte semtin insanlarıyla barışık olmayan, tamam mı? Bir takım arkadaşlarımız var. Biz bunları göğsümüzde bağrımıza basmışız. Neden? Çünkü bu semtin insanları bunlar. Biz onlara her türlü saygı duyuyoruz. Biz onlara diyoruz ki bizi her türlü eleştirin. Ama hakaret sınırını geçmeyin. Yanlış takım kurduk. Eleştirin. Hiç sorun yok. Ama hakaret etmeyin. Çünkü biz buraya siz de biliyorsunuz yani bir şeyle geldik. Spor kulübü yöneticiliği cepten para vermeli yapılan iş yani. Emek. Aidiyetle geldik. Biz zaman. kendi işimizden, gücümüzden, ailemizden feragat edip hem de üstüne para verip buralarda hani semtimiz işte bir ismi olsun, bir namı olsun, işte dışarıya gittiğimiz zaman bizi gerçekten böyle hani yaptığımız işlerle, doğru işlerle anan bir semt olsun. Yani ben bizim tribündeki taraftarlarımıza ben baktığım zaman bazen gözlerim doluyor ya. Ya insanın bak şu an bile konuşurken vallahi gözlerim doluyor. Yani o çocukların hakkı değil mi ya? Evet. O çocukların hakkı üçüncüye çıkmak. Anlatabildim mi? Ama siz öyle bir oturuyorsunuz yatağınızın başında, telefonunuzu elinize alıyorsunuz ki ya ben eleştireyim de nasıl olursa olsun. Öyle bir şey yok. Müsaade etmem. Ben etmem. Osman Başkanı'nı bilmem. O da etmez. Yani kimsenin Bursa semtte leke vermesine biz müsaade etmeyeceğiz Hüseyin Bey. Bunu bilin. Yani bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Anladın mı? Başkanım, özel bir soru olacak. Şimdi Osman Cengiz Başkanı ve sizi çok iyi tanıyoruz, yakından tanıyoruz. Kişinizi ve dürüstünüzü de biliyoruz. Bu anlamda şüphemiz yok. O sizin takdiriniz. Bir önceki yönetimle çalışmış bazı futbolculardan bize gelen duyumlar var. Bazı futbolcuların bir önceki yönetimden alacaklarının olduğu söyleniyor. Futbolcular tarafından dile getiriliyor. Şimdi şu yönde bilginiz var mı? Sizin kulağınıza geldi mi? Arkadaşlar ben net söyleyeyim. Yani biz daha önce de bu kulüpte yöneticilik yaptık. Şampiyon olduğumuz 2015-16 sezonunda hiç kimsenin prim dahi alacağı kalmamıştır. Bir sezon, geçtiğimiz sezonu da biz yönettik. Bir tane kendi çocuğumuz vardı biliyorsunuz. Onun da ödemesini yapacağımızı söyledik. Şimdi ekonomik kriz vurdu. Diğer topçularımızın hepsinin ödemelerini yaptık. O kardeşimizinkini de tabii ki yapacağız.
Teknik hocamızın da bir ufak bakiyesi kalmıştı. O da son maça Osman Başkanımız net söyledi. Yani son maça giden herkes parasını alacaktır demişti. Hmm. Son Kafkas maçını belki duymuşsunuzdur. Hmm. Gitmedi. Onu da ödeyeceğiz ama. Ödemeyeceğiz. Yani bizim kendi yönetimimizle alakalı böyle bir şeyimiz var. Geçmiş yönetimle alakalı, şimdi geçmişte kulübü yönetenler de bizim arkadaşlarımız, iş adamları. Bize gelen duyumlar da var. Biz o polemiğe girmiyoruz. Biz tabii yönetici arkadaşlarımızı rencide etmek istemeyiz. Ama çok böyle ayyuka bir şeyler çıkarsa, ne dedim size, biz kulübü tertemiz hale getirdik. Temizlerken tabii dosyaları, belgeleri, şahitleri hepsini üst üste koyuyoruz. Çok böyle farklı şeyler, farklı polemiklere girmek isteyen bazı arkadaşlar olursa o konuyla alakalı, yani biz kendimizi kimseyle de kıyaslamayız. Çıkarız, belgeleri önüne koyarız. Buyur kardeşim, sorun bizim sorunumuz değil. Biz Sultan Gazi Spor'umuzu şu an tertemiz hale getirmişiz. Ben de duyuyorum ama her duyduğunuz şeye de inanmayın. Ben öyle söyleyeyim size. O söyleyen şahsın, yani siz söyleyin, bir itham mı diyelim, itham delile mahsustur. Hı. Yani delilini de sunmanız lazım. Yani bir şey söylüyorsanız bunu da ispatlamak zorundasınız. O size söyleyen, o duyumları nereden aldıysanız bu arkadaşlar bunu ispatlarlar. Yönetim kaçmadı, o arkadaşlarımız burada, onlardan talep ederler. Hatta birkaç tanesi bize de geldi, biz duyduk, yazdık isimlerini. Kardeşim söylememizi ister misin? Olur başkan, hatta geçen bir transfer yapacaktık, geçmişte alacağım kaldı falan dedi. Dedim kardeş, biz senin transferini bir yapmayalım. Arkadaşımıza bir söyleyelim, çünkü iş adamı bir arkadaşımız. Yani senin bunu rencide etmene, bu söylemi söylemene müsaade etmeyiz dedik. Bu arkadaşımız da öyle bir arkadaş değil. Ama bir ithamda bulunuyorsan ispatı delili olması lazım. Bunların hepsini toplayacağız tabii. Yani bu şimdi bu polemiğe girecek şey değil Hüseyin Bey. Yanlışsam siz de kulüp yöneticisiniz. Biz bir polemiğe girmeyiz. Anlatabilirim. Bu kulübe kimlerin kaç para verdiğini biz iyi biliyoruz. Çünkü biz bir senemizi bu işle harcadık zaten. Kimler kaç para yatır ama belgeleri yok. Bize verilen bir şey yok en azından. Kulübün belgesi kulüpte kalır arkadaşlar. Kulübün belgesi başkan alıp ofisine götüremez. Anladınız mı? Tamam. Kimseye de biz şey yapmıyoruz. Ben o geçmişte başkanlık yapan arkadaşlarımı da çok seviyorum. Yani iyi de niyetli bir arkadaşlar. Böyle bir ihtimal olacağını da düşünmüyorum. Velev ki varsa başkanımız gelir açıklar. Yani o burada zaten bir yere kaçmış yılı yok yani o buralarda. Gelip şeyini yapar. Yani mutlaka sizin duyduğunuz o söylemin cevabını da verir. Hı. Neden? Sebepleriyle beraber de söyler yani. Ben kendisine burada söz hakkı falan doğsun diye söylemiyorum ya. Ben kendisini iyi tanıyorum zaten. Anlatabildim mi? Ama biz kendimizle alakalı dönemi konuşalım. Bizimle alakalı kim olursa olsun, ilk 11'de hiç maç oynamamış olsa bile, biz taahhüt etmişsek, sözleşme yapmışsak, garanti parasını söylemişsek o parayı çıkarıp vereceğiz. Bunu giderken de hiçbir bizden sonra gelen başkanı bırakmayacağız. Bunu bilin yani arkadaşlar. Durum bu. Yani başımızdaki ilk sorduğunuz soruya ben halen takıldım. Onun için size şöyle bir söylem söyleyeyim. Kıymetli Sultan Gazi Spor sevdalıları. Semtinizin çocuklarına sahip çıkın. Biz sahip çıkıyoruz. Lütfen ama lütfen. Siz de bu çocuklara güvenin, sahip çıkın. Çocuklarınızı sosyal medyada biz paylaştığımız zaman lütfen rencide edici, bu çocukların gururlarını incitici altına yorumlar, paylaşımlar, hareketler yapmayın. Bu çocuk sizin evladınız da olabilirdi. Biz ona da sahip çıkarız. Biz 600 bin kişiyi 580 bin kişi bir tarafa, 20 bin kişi bir tarafa diye ayırmıyoruz. 600 bin kişinin tamamının gençlerinin arkasında duracağız. Tribündeki çocuklarımız dahil olmak üzere bakın. Herkesin arkasında adam gibi durmazsak ondan sonra gelin siz durmadınız deyin, bizi eleştirin. Ama siz de lütfen çocuklarınızı rencide edici paylaşımlarda ve altlarına biz paylaştığımız zaman yorumlar yapmayın. Yapın, seviyeli yapın, biz de size cevaplarını verelim. Yanlış mı arkadaşlar? Evet. Seviyeli paylaşımlar yapın, yetersiz olduğunu söyleyin, eğitilirse iyi olduğunu söyleyin. Bu arkadaşla şampiyonluk zor deyin,
yerine iyi adamlar diyeyim. Bunları falan söyleyin. Ama çocuklarımızı paylaştığımız zaman lütfen ama lütfen rencide etmeyin çocuklarımızı. Çünkü bunlar genç çocuklar. Etkileniyorlar. Etkileşim yapabilir. Çok yetenekli bir çocuk psikolojisi bozulabilir. Yeteneğini kaybedebilir. Bunlara aksine destekleyici yorumlar yapın ki çocuklar kendilerine özgüvenleri gelsin. Biz bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bunu da çok istiyorsak, yani çok bir şey istiyorsak affınıza sığınıyorum. Onu da istemedik yani. Sorun değil. Başkanım teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız. Rica ederim. Heyecanlı. Başarılar diliyoruz. Sağ olasın. Biraz duygusal bir konuşma oldu. Yine konuşurken gözlerim doldu. Buna inanın. Yani benim semtimin çocuğu, hiçbiri benim babamın oğlu değil ama semtimin çocuğu. Ben gerçekten gözlerim doluyor. Konuşurken bu çocukların hepsini kazandıracağız. Size bir tüyo daha veriyorum. Evet, Sultan Gaziler. Peki kadroya giremeyen semtin çocukları ne olacak? Değil mi? Daha geçmiş senelerde olmamış bir şey bu sene yapacağız. Kadroya sokamadığımız çocukları. Görüştüğümüz kulüpler var. Birkaç tane kulüp bizim partner kulübümüz olmayı kabul etti. Süper amatör kulüpleri için söylüyorum. Kadroya giremeyen çocuklarımızı biz buraya vereceğiz. Burada oynatacağız, tecrübe sahibi yapacağız. Bir sonraki sene bir daha getireceğiz. Belki de bir süper amatöre düşeceğiz. İnşallah öyle bir şey olmaz ama belki de üçüncü lige çıkacağız. Başka yerde tecrübe sahibi olması için gönderdiğimiz çocuğumuzu üçüncü lige çıktığımızda alacağız. 2-3 tane öyle kulübümüzden talebi var. Öyle de bir projemiz var. Oynamayan çocuklarımızın, gerçekten futboldan ekmek yemek isteyen çocuklarımızın oraya adaptesi noktasında da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama önce hocamızın karşısına çıkaracağız çocukları. Ondan sonra. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Ağzınıza sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.